Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yeni kar topu savaşı sandıkları ve kış sandıkları geldi League of Legends'a biliyorsunuz. Çok merak eden varmış. Ben de sizler için birkaç tane örnek olarak açmaya karar verdim. Ateşli kar topu sandığı var etkinlik sandığı olarak. Bunlar değişiyorlar. Şu an ateşli kostümler çıkaranlardan var. Ben de birkaç tane bunlardan 10 tane de kış sandığı aldım. Hatta 11 tane kampanya vardı. Hadi önce kış sandıklarını açalım. Sonra bu ateşlenmiş kar topu sandıklarını açalım. Başlayalım kış sandıklarına. Önce bir şekerimiz var. Oley. Poro King'in, Poro Kralı'nın parçası var. 150 turuncu esans çıktı. Bir de Sirdar simgesi çıktı. Meh. Sirdar simgesi güzel gerçi ama ne bileyim kostümü tercih ederdim. Benim simgem belli biliyorsunuz asırlardır bu. Böyle bir Maokai kostümü çıktı. Yanına da 3 tane şeker geldi. Devam devam. Aa şey açtım yalnız. Ateşliden açtım o yüzden ateşli Maokai çıktı. Diyor ki bilgisayarın yeri bitiyor diyor. Bir saniye niye böyle dedi. Bir saniye bu videoyu çok kısa. Bir yandan şu açıla dursun. Ateşli Alistar ve 3 tane Bıdı çıktı. Son ateşli kar sandığımızı da açalım bari. Tersten başlamış olduk istediğim sıradan ama Obsidian Malphite ve yine 3 tane şeker çıktı. Özetle istediğiniz ateşli bir kostüm varsa eğer bunu tercih etmek bir hayli mantıklı olabilir. Devam şeylerden. Kış sandıklarımızdan devam. Queen çıktı. Queen'im var benim zaten. Yanında da şeker çıktı. Meh. Güzel, hoş bir karma kostümü her ne kadar ben karma oynamasam da yanında da şeker. Bol miktarda şeker topluyoruz. Bu şekerlerle ne yapılıyordu bir bakmak lazım. Hemen bakmak istiyorum. Evet, bunlardan şeker çıkıyor. Şekerlerden de sadece sihirdar simgesi mi yapılıyor? Anlaşılan öyle. Daha fazla bir şey koymamışlar yanında çünkü 3 tane Poro Kralı'nın bıdısını birleştirirsek de Poro Kralı sandığı oluyor. Ondan da herhalde kış kostümleri çıkıyor. Tamam. Bunu kenarda açık bıraktığım iyi olmuş. Hadi biraz daha böyle heyecanlı şeker şeker bir şeyler. Doktor Kenan kostüm. Ben doktor kostümlerinin hiçbirini o kadar beğenmiyorum açıkçası. Ne Shen, ne Akali, ne Kenan. Onlar ninja, doktor değil. Ama yapacak bir şey yok. Daha fazla şeker. Şeker doldum. Curling Veigar. Ya kış kostümü çıktı ama ne bileyim. Arcade Miss Fortune güzel. Nihayet düzgün bir şey çıktı bu kış sandığından. Yanında da bir tane daha şeker. Bunlardan 3 tanesi ile Poro Kralı sandığı yapılıyor tamam da o Poro Kralı sandığı baya değerli bir şey herhalde. Çünkü çıkmıyor yani kaç? 8 tane falan sandık açtık daha bir tane. Fiddlesticks ki bende var. Şeker. En son normal sandık da açacağım göreceğim ben seni. O zaman göreceğim ben seni. Varus. Kesinlikle memnun değilim bu performanstan. Maokai. En azından kostümü çıkmıştı. Kostüm birlikte gelmiş oldu. Bir de bir tane daha Poro Kralı'nın bıdısı. Hadi ya iki tane de kaldık mı gerçekten? Bir Poro Kralı'nın sandığı da yapabileydik iyiydi. İşte benim şansım. Haydi normal sandığımız vardı bir tane onu da açalım. Ezreal çıktı ondan da. Tamam şimdi bu şekerlerden neler yapabiliyoruz? Bana onu söyle. 36 tane şekeri bir Poro Snacks Lover ikonuna ve geçici bir imota dönüştürebiliyorum. Şey işte bu. Farklı farklı ifadeler var ya kafanızda çıkan. Yok mu burada göstermiyor mu? Simgelerde belki gösterir diyordum. Poro bisküvili şeysi yapılıyor işte. Sen git. 6 tanesini Penguen simgesine dönüştürebiliyormuşuz ki pek tatlıymış penguen beğendim. 12 tanesinden tarçın adam yapabiliyormuşuz. Shrek'i hatırlatan yüreklerimizde.
24 tanesindense işte yeniden hediye edilmiş Amumu ve buna uygun bir ikon çıkıyor. Kaç RP etti bunlar? Hemen bir dükkandan bakalım. Ne kadar karlı görelim. 295 tane olandan 3 tane aldım. Ben bunu kafamdan şey yapamam. 300 de sonun abi. Yaklaşık 900 RP. 15 düş. 875 RP. Bu ateşli sandıklardı. Bundle'lar, bundle'lar. Bundle'larda mıdır o? Aslında ona şeyden ulaşalım. Şöyle yapalım. 10 tane de kış sandığı şundan aldım. 1950 RP. İkisini toplayın, elde kalanları görün. İşte yaklaşık 2800 RP falan bunlar çıkmış oldu. 2800 çok ya. Ben çok memnun kalmadım ama ben şanssızım biliyorsunuz. Bir de çok hafif daha olsa şu bunlardan güzel güzel şeyler yaparız. Bir tane de Poro Kralı'nın sandığı açarız. 3000 RP'yi falan toplasan muhtemelen bayağı değerini veriyor ama şu anki haliyle ben çok memnun kalmadım diyebilirim. Yine de benim kadar şanssız değilseniz muhtemelen iyi bir takastır diye düşünüyorum. Sizin yorumlarınızda bu sandıklar hakkında düşüncelerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.